Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fehme lena illa ma fehemtena inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten lisani yefkahu kavli ve efevvide emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Sadakallahu azim. Bismillahirrahmanirrahim. Maide suresi 6. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenu İza kumtum ilas salati fasilu vucuhekum ve eydiyekum ilel merafiqi vamsahu bi ruusikum ve erculekum ilel kâbeyn ve in kuntum cunuben fattahharu وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ اَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِتِ اَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. مَآلًا ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin. İki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz temizlenin. Hasta iseniz yahut yolculukta iseniz yahut biriniz abdest bozmaktan gelmişse yahut kadınlara dokunmuşsanız su da bulamamışsanız temiz bir toprağa teyemmüm edin. Bunun için de yüzlerinizi ve ellerinizi o toprakla meshedin. Allah size bir güçlük çıkarmak istemiyor. Fakat sizi temizlemek ve şükredesiniz diye de üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor. Evet, bu ayet-i kerimenin genel olarak tafsilatına gelecek olur isek, başta Rabbimiz namaza kalktığınızda abdest alınması diye emredilmesindeki hikmet cihetine gelince, bu aslında bir yandan müfessirleri de meşgul eden bir ayet-i kerime. Yani acaba her namaz için ayrı bir abdest mi alınır, yoksa bir abdest birkaç namaza, mesela 5 vakit namaza da kafi gelebilir mi? Bu konuda her ne kadar bu konu üzerinde müfessirler konuşmuş, fukaha bu konuda farklı görüşler serdetmiş olsalar da, bu genelde ulema bu konuda abdestsiz iken namaza kalktığınızda abdest alınız. Yani burada esas olan şudur. Namaz kılınacağı zaman bulunduğu vakitte eğer abdest yok ise bu pozisyon içerisinde gidiniz abdest alınız manasındadır. Yine Efendimiz olsun, Hulefai Raşidin olsun genel uygulamaları bu minval üzeridir. Yani bir de eğer kim abdestli iken abdest alırsa ona 10 ecir verilecek diye Efendimiz buyurur. Ki bu da şunu ifade ediyor. El-vudu alel-vudu nurun ala nur. Abdest üzerine abdest, nur üzerine nur gibidir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Burada bir ön ifade olarak şunu söyleyeyim. Bazı dini terminolojiler, ifadeler, terimler aslında Farsçadan da dilimize geçmiştir. Mesela abdest, el suyu manasına. Yine namaz, yine oruç. Mesela abdest vududur Arapçası. Namazınki salattır. Yine hakeza oruç diye kullandığımız olduğumuz ifadenin Arapçası ise sıyamdır. Buna mümasil bazı dini terimlere Farsçadan dilimize gelmiş olmakta, abdeste el suyu manasında olmuş olmaktadır. Yani bu şuradaki gibi, mesela kış gelince yakacak ihtiyacınızı alın. Şimdi eğer adam yakacak ihtiyacını almış ise bu onun için geçerli değildir. Yani bu söz yakacak ihtiyacını almamış olan insanlar için. Yani namaza kalktığınızda da eğer abdestiniz yok ise namazınızı alınız ifadesi böylece abdesti olmayanlar için söz konusu olmuş olmaktadır. Buna başka ayetler de örnek olarak verilir. Ey iman edenler, mesela siz sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar cünüp iken de yolcu olan müstesna gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Burada sarhoş ile cünüp olanın namaza yaklaşmaması emredilmişken abdestsizlerin namaza yaklaşmamaları istenmemiştir. Yani abdestli değil iseniz abdest alınız, namaza yaklaşınız şeklinde ifade edilmiş olmaktadır. Buradaki demek ki ifade edilen ayetteki abdestli değil iseniz
böylece namaz için abdest alınız diyerekten Rabbimiz bu meyanda bu olayı ifade etmiş olmaktadır. Evet, buna da belagat kuralı gereği olaraktan namaza kalkmak istediğiniz zaman, yani fiil burada zikredilerekten fiilin yapmak istenmesi, yapılmak istenmesi tabir edilmiş. Ve burada müsebbep de dediğimiz yani netice, sebep yerine böylece ikame edilmiş. Çünkü bunlar birbirleri iç içe olduğu içindir ki burada asıl olan namazdır. Yani namaz kılacağınız zaman abdestinizi alınız eğer abdestli değil iseniz diyerekten Rabbimiz burada beyan ifadesi olaraktan, belagat ifadesi olaraktan zikretmiş. Burada aynı zamanda hazıf ile icaz da var. Çünkü bu genel olaraktan Kur'an'ın uyguladığı ifadelerdir. Kur'an birçok noktada icaz yapar. Ne ile? Hazıf ile. Bazı kelimeleri devre dışı bırakarak. Mesela burada direktmen anlatılmak istenilen noktayı önceki ile müsebbebi anlatmak ister ama sebebe de nazarı verir. Amaç burada müsebbeptir. Onun için bu şekilde bazen hazıf durumunu da yapmış olur. Yani sizler abdestsiz yani hades durumunda iken namaza kalktığınız takdirde abdestinizi alınız diyerekten ifade etmiş olmaktadır Rabbimiz. Şimdi burada esas olan tabii ki namazın malum 6 tane dışında 6 tane içindeki şartlar var. İşte namazın dışındaki şart olaraktan namazın namaz olabilmesi için böylece abdestsiz iseniz Rabbimiz bu manada maddi temizliği manevi temizlik yapmadan önce yapınız buyuraraktan böylece o maddi temizliğin yapılmasını da Rabbimiz emretmiş olmaktadır. Bu ayeti kerimenin nüzulüyle ilgili olarak da müfessirlerimiz birkaç noktayı nazarlarımıza vermektedirler mesela. Burada Nisa suresinin 43. ayetinde mesela teyemmüm ayeti de geçmektedir. Bu teyemmüm aslında malumunuz olduğu üzere 1. su bulunmadığı zaman, 2. su var ama kullanma imkanı yok. Kullanma mümkün değil herhangi bir özür sebebiyle. Ha, böyle bir pozisyon içerisinde su bulunmadığında bu durumda teyemmüm alınabilir. Yani diğer bir ifadeyle temiz toprak veya toprak cinsinden olan herhangi bir şey ile teyemmüm alınabilir. Abdesti bozan her şey teyemmümü de bozulmuş olur. 1. Abdesti bozan her şey teyemmümü bozduğu gibi suyu kullanma imkanı olursa veya su bulunursa bu pozisyon içerisinde de teyemmüm durumu otomatikman kalkmış olur. Dinde sonunda da Rabbimiz söylüyor ya, la harace fid din, Efendimizin de buyurduğu gibi, dinde haraç yoktur, dinde zorluk yoktur. Bu dinin insanlar için getirmiş olduğu bir kolaylıktır. Diğer bir taraftan, nefsin kendini kandırmak üzere ortaya koymuş olduğu bahaneleri ortadan kaldırmak amacıyla, ya ben kılacaktım ama işte şu pozisyonlardan dolayı kılamadım gibi mazeretleri ortadan kaldırmak suretiyle, din adeta öyle yapıyor ki bak diyor, namazı bir şekilde kılmayabilirsin. Onun dışında kılmamanın hiçbir bahanesi yok. Ne zaman ölürsem ki o zaman da zaten cenaze namazın kılınıyor. Başkası kılıyor sen kılmasan da. Yani hiçbir noktada kılmamanın pozisyonu yoktur. He, veya aklını kaybedersin. Aklını kaybedersin. O pozisyon içerisinde sorumlu olmayabilirsin. İşte onun için Kur'an-ı Kerim bu manada o kolaylığı göstermiş oluyor. Dediğimiz gibi Nisa 43. ayette de bu manada ifade edilmiş olur. Bununla ilgili olaraktan rivayet edilen hadislerde Hazreti Ayşe'den rivayete göre buyuruyor ki Ebba gecesi gerdanlığı düşüp kaybolmuştu. Allah'ın Resulü iki kişiyi gerdanlığı aramaya gönderdi. Bu Hümeydi'den naklediliyor Hazreti Ayşe'nin rivayeti üzere. Namaz vakti geldiğinde yanlarında su yoktu ve ne yapacaklarını bilmiyorlardı da teyemmüm ayeti nazil oldu der. Yine Üseyd bin Hudayr'dan Hazreti Ayşe dedi ki diyor, Allah senin hayrını versin. Başına hoşlanmayacağın bir iş gelip de Allah'ın sana bir çıkış yolu vermediği, Müslümanlara da hayırlı kılmadığı hiçbir iş yok. Yani bir başına iş geliyor, hemen Allah o işten dolayı Müslümanlar için kıyamete kadar bir çıkış yolu açmış oluyor. Bir çıkış yolu açmış oluyor. Aynı şekilde mesela Safvan bin Muattal ile ki o ayette yeri gelince de ifade edeceğiz. Bir İslam hukukunun, aile hukukunun oluşmasında hakikaten Hazreti Ayşe temel rolü o manada oynamış olmaktadır. Evet bu manada birçok rivayetler var ayetin nüzulüyle ilgili olaraktan. Fakat hemen hemen hepsi aynı noktada birleşiyor. Ben farklı bir noktanın size arz edilmesini bu manada bakıyorum. O
şekilde arz etmeyi, genelde Hazreti Ayşe'nin gerdanlığını kaybetmesi, onun tekrar bulunması üzerine gidilmesi şeklindeki bir nokta nazara verilmiş olmaktadır. Evet, böylece ayet-i kerimede yani abdestsiz iken, abdest olunmadığında ey iman edenler namaza kalktığınızda manasını Rabbimiz ifade etmiş olmaktadır ayeti kerimede. Evet, nüzulüyle ilgili olaraktan kısaca bu meyanda tüm nüzuller devam etmiş oluyor. Bir de ayette peyderpey yeri geldikçe bazı noktaları ifade edeceğim. İlel merafiki dedi. Buradaki ila ifadesi Arapçada harfi cer diye ifade edilir. İla nihayeti bildiriyor. İntiha edatıdır. E'a anlamına gelmektedir. Yani dirseklere kadar, dirsek ilel merafiki, dirseklere kadar yıkamayı. Buradaki ila şöyle bir örnekten ifade edebiliriz. Mesela ekeltü semekete ila re'siha. Mesela ben balığı yedim. Nereye kadar? İla re'siha. Başına kadar. Yani baş burada nedir? Hariçtir. Başına kadar yedim. Başına kadar. Buradaki ila manası da aynı zamanda dirseklere kadar. Yani ma'a manasında değil, intiha manası. Nihayeti bildiriyor. Dirseklere kadar böylece yıkamayı ifade etmiş oluyor. Yine ayette çünkü çok ince noktalar var. O ince noktaları ayeti baştan okurken de özellikle size dikkatinizi çekmek için yavaşça ifade etmiştim. Mesela ayette başlarınızı ve topuk ayaklarınızı da topuğuna kadar mesedin diyor. Şimdi ayette el cüle kelimesi önceki ruus kelimesine kimisi tarafından atfediliyor. Şimdi bu durumda tefsirciler el cüle kelimesini eydiyekum lafzına atfediyorlar. Böylece birinci ihtimalde ayaklar da başın mesedilmesi gibi mesedilir, onu öncekine atfedilirse. Ama ikinci ihtimal ise ayaklar yüz ve eller gibi yıkanması icap eder. Genel ehli sünnetin görüşü budur. Yani buna da onun içindir ki üstün okunuyor. Ercülekum. Aynen eydiyekum gibi. Yerleri elleriniz yıkadığınız gibi ayaklarınızı da yıkayınız. Zaten bundan dolayıdır ki genelde Şia mezhebi bir öncekine atfederekten onlar aynen başlarını meshettikleri gibi böylece ayaklarını da meshetmiş olmaktadır. Bunun farklı olaraktan öncekine atfedilmesi neticesinde olaraktan. Yine burada tabii ki topuklara kadar burada ayakların yıkanılması abdestin şartları olmuş oluyor. Yani oradaki iki kemik, ökçe, topuk manası oraya kadar, ki fıkıhta da bunun tabii ki çok detaylı bir şekilde münakaşa noktaları da nazara verir. Ben yeri geldikçe de onları, önemli noktaları sizlere arz etmeye de çalışacağım. Evet, ayet-i kerimede abdestin cünüplükten yıkanmanın, ki gusül, teyemmümün de farz oluşu aslında bu Allah'ın insanlara özel olarak sunmuş olduğu bir nimettir, bir ikramdır. Yani Rabbimiz böylece zorluklar içerisinde bir çıkış noktası gösteriyor. İslamiyet bir esneklik koyuyor. Yani monoton olaraktan despot şekilde, baskıcı bir şekilde işte olmazsa olmaz deyip de kesip atmıyor. Sürekli alternatif noktalara nazara veriyor. Çıkış noktalarına nazara veriyor. Müminler için böylece bazı kolaylıkları Rabbimiz böylece ifade etmiş oluyor. Bu da Cenab-ı Hakk'ın insanlar üzerindeki bir ikramı, bir lütfu ve bir nimeti olmuş oluyor. Evet, bu zaten ondan sonraki gelen ayette de Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı, bir ihsanı, bir lütfu olduğunu da ifade ediyor. O detayına da gireceğiz. Kendimin hazırlamış olduğum Risale-i Nur külliyatından konularına göre Veciz Sözler adlı eserimde de Risale-i Nur'da abdestle ilgili olan bölümleri seçmiştim. Burada en azından tebellüken birkaç noktayı sizlere arz edelim. Bediüzzaman Sözler adlı eserinin 21. sayfasında diyor ki bir tek saat 5 vakit namaza abdestle kafi gelir. Yani onun için tembellere de burada bir uyarı. Ya kim kalkacak abdest alıp da ya uzun, hele hele kış ya, soğuk nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz gibi. Yani aslında bir tek saat, tek bir saat 5 vakit namaza abdestle o da. Abdestle o da. 40 rekattır. 1 dakikadan 40 dakika, 20 dakikada abdest. Bunun neticesinde 5 vakte de kafi gelmiş olur. Yine burada bazı hikmet cihetlerini Bediüzzaman söylüyor. Elbette diyor ekser etbaı mensupları, köylü ve nim bedevi, yarı bedevi
ve amelelikle, işçilikle meşgul olan Şafii mezhebine göre kadına temas ile abdest bozulur. Ki o noktayı da nazara vereceğim. Az bir necaset zarar verir. Ekseriyet itibariyle hayat-ı içtimaiye giren, nim medeni, yarım medeni şeklini alan insanlar, ittiba ettikleri mezhebi hanefiye göre mes-i nisvan kadına dokunmak abdesti bozmaz. Bir dirhem kadar necasete fetva var. Onun için Şafii ile Hanefi mezhebinin mensupları, birisi şehirlilikte Hanefi mezhebi, diğeri daha ziyade nim bedevi diye ifade edilen köylerde olduğu içindir ki onların yaşayışlarına da uygun bir sistemi Rabbimiz getirmiş oluyor. Bir milleti günahkar kanıyla abdest aldı. Fiili bir tevbe etti. Mükafat-ı acili şu milletin humsu 4 milyonu çıkarttı. Bu da Bediüzzaman Rüyada Bir Hitabe adlı eserinde, yani Birinci Dünya Savaşı'nda başımıza gelen 5 yıl o sıkıntıların namazı terk etmemiz, abdesti terk etmemiz neticesinde maruz kalmış olduğumuz ifadeleri dile getiriyor. Yine abdest vaktinde ağzı yıkamak farz değil, sünnettir. Çünkü abdestin şartı 4, onu da ifade edeceğim. Fakat gusül hengamında ağzı yıkamak farzdır. Gusülde ağzı yıkamak, ağız, burun, tüm vücut olduğu gibi farzdır. Az bir şeyde yıkanmadık kalsa olmaz, zarardır. Tüm vücudun kuru kalmayacak derecede tamamen yıkanması ve Bediüzzaman devam ediyor. Bu manada böylece Bediüzzaman'ın önemli bir hassasiyetini de dile getiriyorlar. Hem üstadımız taharet ve nezafet-i şer'iyeye son derece riayet eder, her zaman abdestli olarak bulunur, asla mübarek vaktini boş geçirmez diye Bediüzzaman'ın bir özelliğini burada nazara veriyor. Şunun için ben bunu zikredeceğim, çünkü bir mümin inşallah abdestliyken ölürse inşallah şehid-i manevi olur. Manen, manevi olarak da o insan şehitler kategorisine girmiş olur. Yani bu nimeti var. Yine abdestliyken bir insanın, hele hele tabii ki bir de namaz tabiye kılmış olan, kılma şartı, hani bazı insanlar diyorlar ya, işte biz namaz kılmadıkları halde çalışmamız da ibadettir. Bu öyle değildir. Namaz kılıyor ise çalışması ibadettir. Böylece kişi abdestli olduğu bir anda yatarken o şekilde vefat etse şehidi manevi olur. Gündüz hayatında o şekilde vefat ederse manevi şehit derecesine inşallah çıkmış olur. Böyle bir abdestin mümine kazandırmış olduğu bir nimet mevcut olmaktadır. Bakınız, İbni Abbas'tan yapılan bir rivayette Peygamber aleyhissalatü vesselam heladan çıkmıştı. Yemek getirilip şöyle denildi kendisine: sana abdest suyu getirelim mi? Yemek yenilecek, heladan çıkmış. Yani acaba abdesti mi olması lazım? Efendimiz buyurdu ki, ben sadece namaz kılacağım zaman abdest almakla emrolundum. Ben sadece namaz kılacağım zaman abdest almakla emrolundum. Yani burada çünkü ayetteki o manayı ifade etmiş oluyor. Namaz kılmaya kalktığınız zaman diye emredilen noktayı Rabbimiz böylece nazara veriyor. Aslında su, bu bütün fıkıh kitaplarının ilk girişinde miyah diye sular bölümü olarak, suyun iki özelliği vardır. Hem tahirdir hem mutahhirdir. Hem temiz olma özelliği vardır, hem temizleyici olma özelliği var. Tabii ki Cenab-ı Hak ve cealnâ minel mâ'i kulle şeyin hayr. Biz her şeyi sudan diri kıldık buyuruyor. Yani böylece insanın hele hele sürekli bir şekilde en çok açıkta olan, kirlenebilecek noktaları dikkat ederseniz abdeste yıkanan noktalar. Böylece Cenab-ı Hak kulunun kendi huzuruna madden de olaraktan, o temiz ve temizleyici su ile arınmış olaraktan huzuruna gelmesini, namazını kılaraktan da manen de temizlenmesini talep ediyor, temenni ediyor. Bunun üzerine de abdesti emrediyor. Evet, yer ve gök her şeyin yaratılışının cevheri birdir. Tıpkı bir suda buhar ve buz gibi farklı şekillerin olması gibi bir şeyden yaratıyor Allah. Bunun gibi de insanın Adem'i gibi her şeyi onun Adem'inden yaratmıştır. Suyun oluşturduğu enerji yine büyük bir güçtür. Varlıklar ve her şey dediğimiz gibi ayetin de ifadesiyle sudan yaratılmıştır. Böylece her şeyin oluşumunda da dört unsur mevcut olmaktadır ki bunun en başında da su gelmiş olmaktadır. Onun için kalktığınız zaman diye Rabbimiz böylece namaza kalkıldığı zaman böylece abdest alınmasını emretmiş oluyor ayet-i kerimede. Evet, böylece su burada temiz ve temizleyici olmuş olması
sıfatından dolayıdır ki su ile abdest alınması, o yoksa toprakta da o temizleyici özelliği var. Vücudun enerjisini alma, en azından elektriğini alma özelliği olduğu içindir ki o olmasa bile temiz toprakla alınmasını Rabbimiz emrediyor. Teyemmümde malumunuz iki darp bir niyet denilir. İki vuruş bir niyet. Başta niyet edilerekten bir niyetle yüze, diğer uygulama ile sol kolla sağ kol bu şekilde yapılaraktan mes edilmek suretiyle iki darp bir niyet olaraktan aklınızda kalmış olsun. Burada ayet-i kerimenin yine bir belagat noktası şu. Burada bir müteşabih de vardır. Müteşabihin manası şudur. İki veya daha fazla anlama ihtimali olan lafızdır. Mesela burada Cessas, büyük bir fıkıh alimi olan Cessas, abdeste başın mesi ile ayakların yıkanması gibi konularda bazı örnekleri müteşabihe örnek olarak verir. O bu ayet-i kerimede bu manada da müteşabih vardır. İki veya daha fazla anlamı ihtimali olan lafızlar sadedinde burada da ayet kullanılmış olmaktadır. Evet, yine bu ayet-i kerimede geçen lafızlara devam edecek olursak, haraç yoktur, zorluk yoktur dinde. Haraç kelimesine gelecek olursak, Kur'an'da bu da üç şekilde tefsir edilir. Şek ve şüphe manasında, bununla ilgili birkaç tane ayet var, ben sadece başlıklarını arz edeceğim. Diğer taraftan darlık, sıkıntı, zorluk manasında, bir de bu ki konumuzla alakalı olaraktan aynı zamanda günah manasında olmak suretiyle haraç ifadesi Kur'an'da bu üç mana zımnında nazara verilmiş olmaktadır. Evet, yine taharet yani tattahharu, temizleniniz namaza temiz olarak, yani hadesten taharet, necasetten taharet olaraktan, gerek abdestsizliğin olmaması, gerek namaz kılınacak yerin üstün pisliklerden arınmış olması taharet konusu. Taharet, temizlik manasında. Kur'an'da kendi türevleriyle beraber taharet ifadesi 31 kere 31 ayet-i kerimede zikredilmektedir. Ki cahiliye döneminde sadece maddi temizliği ifade ederdi taharet ifadesi. Ama bu Kur'an-ı Kerim'de manevi temizlik olarak da ifade edilmiş oldu. Böylece Kur'an ayetlerinde bu kelime, taharet kelimesi bazen maddi, bazen de manevi temizliği ifade etmiş olmakta. Nitekim ayetlere geçtiği gibi temizlenme eylemi için cünüp olduğunuzda temizlenin ifadesinin Rabbimizin beyanında olduğu gibi. Böylece taharet ifadesi bu manalarda da kullanılmış, bu manalara da gelmiş olmaktadır. Yine bu ayet-i kerime Maide 6'da, yani uzun ayet olduğu için çok noktalar var, tahlil edilecek noktalar var. Burada bir de kinaye vardır. Belagat kuralı olaraktan. Kinaye ise bir sözü kendi sözlük anlamının dışında başka bir manaya gelecek şekilde söyleme ifadesidir. Hani burada abdesti Cenab-ı Hak ifade ediyor. Aslında burada nazara verilen abdest değil, abdestten sonraki namaz konusu. Burada böylece edebiyat kurallarında ihtiva eden Kur'an ayetleri böylece o belagatı da göstermiş oluyor. Bazen mecaz ile, bazen kinaye ile, ki arasında da fark şudur. Mecazda anlamın bir karine ile tek yöne dönmesi, mecazda ise karinesiz iki yöne dönmesi şeklinde ifade edilmiş olmaktadır. Burada mesela birkaç mana zımnında ele alabiliriz. Burada ifade edilirken ayet-i kerimede kinaye olaraktan, yani abdestsiz olduğunuzda, yani abdest alıp namaz kılın manasında. Bunun benzerleri Kur'an-ı Kerim'de çok. Mesela Allah'ın kudretine dikkat çekmek için kinaye yapılır. Ne o da, o Allah ki sizi tek bir nefisten yarattı. Burada Cenab-ı Hakk'ın tek bir nefisten yaratmayı nazara vermesindeki amaç burada bir kinayedir. Allah'ın güç ve kudret sahibi olduğunu nazara vermektir. Yine mesela ondan da hanımını yarattı. Yine burada da lafzı mücmel yapmak amacıyla yine kinaye suretinde Rabbimiz böylece veciz bir şekilde, özlü bir şekilde ayet-i kerimeleri kinayeler olaraktan ifade etmiş olmaktadır. Bu da Kur'an'ın aslında ne derece külli bir manayı ifade etmiş olduğunun da bir göstergesi olmuş oluyor. Ayetin yine tahliline devam edelim. Ayaklar anlamına gelen ercül kelimesindeki lam harfini üstününü okuyup, yüzler anlamına gelen vücuh üzerine atfedenlere göre
ayakları yıkamak farzdır. Ki meşhur dört mezhep mensupları da genelde bu anlayış içerisinde. Demin de ifade ettiğim gibi Şiiler bunu öncekine atfettikleri içindir ki bu manada onlar ayaklarını yıkamazlar, onlar ayaklarını mesh ederler. Bu Kur'an'ın farklı yorumlaması ama önemli olan icmadır, ortak görüştür. Yani genel olaraktan icma ümmettir. Ümmetin bu konudaki ortak kararıdır. Mesela yine ayette farklı bir nokta, evlâmestü min nisa, kadınlara dokunduğunuzda, çünkü burada da bir farklı bir anlayış var. Hanefilerle Şafilerin anlayışındaki değişiklik. Mesela daha kadınlara dokunursanız, mülamese, dokunma. Şimdi bu ifadeyi Şafii elle dokunma olarak ifade ediyor. Onun için Şafiilere göre bir kadına elin değmesindeki abdestin bozulması bu ayetteki evlâmestü min nisa ayetine dayandırılmış. İşte Allah burada onlara dokunduğunuzda diyor. Tabii ki bunu yine Mehmet Vehbi Efendi'nin tefsirinde, Buhari ve Müslim'in ortaklaşa ittifak etmesiyle, Hazreti Ayşe'den yapılan nakillerle buyurulur ki Resulullah'ın eli malik olmadığı bir kadının eline değmemiş ve Resulullah biatı sözle yapmıştır der. Buna da dayandırılır. Ama burada dediğimiz gibi ortak tercih edilen görüş, buradaki dokunmadan maksat cima manası nazara verilmiş olmaktadır. Ehl-i sünnetin çoğu da bu noktada ortak kararı vermiş olmaktadır. Evet, abdestin farzı dörttür. Yüz, kol, baş ve ayaklardır. Onun dışındakiler mütemmim kabilinden, tamamlayıcı sünnet kabilinden olan hususlar. Ki bununla ilgili Efendimizin birçok hadisleri var. Ki önümde bundan çokça var. Teberrüken birkaç tanesini sizlere arz edeceğim. Mesela Allah sizden birinizin abdesti bozulduğunda abdest almadıkça namazını kabul etmez. Kim temizlik yani abdest üzerine abdest alırsa Allah ona 10 sevap verir diyerekten abdesti teşvik edici Efendimizin birçok burada hadisleri Ebu Hüreyre'den, Cabir'den rivayet edilen, Abdullah bin Amr'dan rivayet edilen, Hazreti Ayşe'den rivayet edilen birçok hadisler mevcut olmaktadır. Namaz ve abdest gerçekten insan ruh ve beden sağlığı üzerinde önemli etkisi vardır. Abdest ve namaz. Birisi demin de söylediğimiz gibi insanın abdest maddi kirlerden arınmasını, maddi olarak temizlenmesini, çünkü antiparantez şunu da ifade edelim. Allah'ın isimleri insanlarda farklı farklı tecelli eder. Mesela Allah'ın temizlik isminin manası bir ismi de Kuddüs ismidir. Bir insan ne kadar temiz olursa Allah'ın Kuddüs ismi o insanda o kadar fazla tecelli eder. Bir insan ne kadar kirlilik oranında fazla kirlenirse Allah'ın Kuddüs isminin onda tecelli etmeme durumu o nispette farklılık arz etmiş olur. Onun için Allah'ın o insandaki tecellisinin bir hususiyeti, özellikle Kuddüs isminin tecellisi temiz olması, kirliliklerden arınması ve ikinci inen ayetinde temizlik ile ilgili olması. Ya eyyuhel müddessir kum fe enzir ve aşiretike fekebbir ve siyabeke fe tahhir, elbiseni temiz tut diye Efendimiz'e Rabbimiz o maddi temizliği de emretmiş olması, abdestin bu manada, namazın bu manada maddi ve manevi temizliklere işaret etmesi. Tabi olayın fıkhi yönü uzunca zikredilmiş olmaktadır. Yine sahih bir tespite göre, Müslim'de rivayet edilen bir hadise göre, Resulullah Efendimiz önceleri her namaz için abdest alırdı. Fetih günü ise bir abdest alıp meslerini meshettikten sonra birden fazla namaz kılmıştır. Bunun üzerine Hazreti Ömer, ey Allah'ın peygamberi, daha önce yapmadığınız şeyi yaptınız deyince Efendimiz ona şöyle cevap vermiştir. Bilhassa bilerek öyle yaptım ya Ömer diye cevap vermiştir. Onun için her abdest için alınırsa, namaz için abdest alınırsa bu işin takvaciyetidir. Ama yoksa bir abdestle, yani mekruh durum olmadıkça, sıkıştırma durumu olmadığı sürece elbette ki bir abdestle birkaç namazla eda edilebilir. Onda da herhangi bir beis ve sakınca yoktur. Bu manada Efendimizin dediğimiz gibi böyle birkaç hadisi de var. Orada hadis kitaplarında da genişçe detaylı bir şekilde Rabbimiz bunu ifade ediyor. Aslında tabii ki belki de en fazla üzerinde durulması gereken nokta namaz. Ki çoğu zaman bunun üzerinde durduk. Hep de namaz gelince aklıma o ayet geliyor. İnfitar suresindeki ehli iman, ehli iman diyorum. Cehenneme gittiği zaman, cehennemdeki diğerleri onlara sorarlar.
adeta parantez içi bazı izahlarla söyleyeceğim. Ya mübarek adam ya, sen aslında cehennemlik insana benzemiyordun. Dünyada çok iyi bir insandın vesaire vesaire vesaire. Ma selekeküm fi sakar. Ya seni cehenneme atan sebep nedir ya? Sen burada ne arıyorsun ya? Kabilinden şaşkınca diğerleri o cehenneme giren müminlere sorarlar. Onlar mı? Kalu lem nekum minel musallin. Onlar derler ki biz dünyada namaz kılıcılardan değiliz. Ve devam eder. Ve la nus'imul miskin ve fakirleri de yedirmezdik diye ayet birinci olarak nazara verdiği biz dünyada iken namaz kılıcılardan değildik. İmandan sonra en yüksek hakikat elbette ki namazdır. Cenab-ı Hak ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. İbn Abbas'ın ifadesiyle liyarifuni, ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana iman edip ibadet etsinler diye yarattım buyurarak yaratılışın, hılkatın amacı, yaratılışın birinci sebebinin iman ve ibadet olduğunu Rabbimiz beyan etmiş olmakta. Bütün ümmetlere emredilmiş olmakta. Namazla ilgili tabii anlatacağımız çok şey var ama hülaseten bunları ifade etmiş olalım. Böylece Rabbimiz böyle bir önemli kainat çapında, kainatı kuşatan bir hakikat, imandan sonra en yüksek bir hakikat olan namaza gireceğiniz zaman, yani bir ön hazırlık içerisine giriniz. Ne yapınız? Zihnen olmazsa, hiç olmazsa zihnen bir hazırlık yapınız. Yani nereye gideceğinizi biliniz. Ondan sonra abdestsizlik gibi, cünüplük gibi herhangi bir durum varsa bir kere ondan da arınınız. Yani diğer bir ifadeyle de abdestli olunuz, kendinizi tam namaz kılmaya hazır olaraktan düşündüğünüz zaman işte namazın dışındaki, içindeki şartları da yapmak o sadet doğrultusunda namazın rükünlerine, esaslarına, farzına, mekruhuna, müstahabına riayet ederekten tam tekmil bir surette namazı ifade ediniz demek suretiyle böylece Rabbimiz namaz ile ilgili malumunuz birçok ayet işte ailene namazı emret. Kendin de ona sabır ile devam et. Ey iman edenler kendinizi ve aile efradınızı cehennemden koruyunuz gibi birçok yüze yakın ayet-i kerime ile Rabbimiz böylece namazı emretmiş olmaktadır. Ayet-i kerimelerde önümde bütün bunlarda mevcut kısaca bilgi vermiş oldum. Evet, Maide suresinin bu 6. ayeti kerimesinde Rabbimiz hani de sonda da diyor ya وَلِيُتِمَّ نِيَمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ yani umulur ki şükredesiniz. Mümin şakirinden olmalı, nankör olmamalı. Yani ne oluyor ki bize Rabbimize iman etmeyelim, ibadet etmeyelim? Neden etmeyelim? Yaptığımızda kaybedeceğimiz ne? Yapmadığımızda da kazanacağımız ne? En azından o soruyu kendimize sormamız lazım. İnsan nankör olmamalı. Cenab-ı Hakk'ın kendisine vereceği onca nimetten dolayı şükür ile mükellef olduğunu bilmeli. Evet, nimetlerinden dolayı Allah'a şükretmekle mükellefiz. Bununla ilgili verdiği nimetlerden dolayı şükürle mükellef olduğumuzla ilgili Bakara 152'den 172'ye, 239'a, Ali İmran 43, yine 123, yine 144 ve 145. ayetler ve ele aldığımız Maide 6 ve 89. ayetler, Araf 58. 144, 189, İbrahim 7, Nahil 121, Nemil 40, Kasas 17 ve 73, Ankebut 17, Lokman 12, Sebe 13, Zümer 66. ayetlerde bunları şunun için zikrettim. Yani nimetlerinden dolayı Allah'a şükretmekle mükellef olduğumuzu bu ayet-i kerimeler bizlere emretmiş oluyor. Yapmamızı Rabbimiz bizden ifade etmiş oluyor. Yine ayet uzun olduğu için tahliline farklı farklı geliyorum. وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى eğer hasta iseniz. Burada geçen maraz kelimesi, maraz hastalık manasına gelir. Yani diğer bir ifadeyle sağlık ve sıhhatin zıddı olaraktan kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de maraz ifadesi 4 manada tefsir edilir. Her biriyle ilgili birkaç ayet mevcuttur. Şek ve şüphe manasına, öyle ya en büyük hastalık, insanın Rabbisine karşı, dinine karşı içinde meydana gelen şek ve şüphe. Mesela Allah da marazlarını, yani onların şüphelerini arttırdı ayetinde olduğu gibi. Fücur, günah manasına gelir. Ne gibi? Kalplerinde maraz, yani fücur bulunan tamağa düşmesin gibi. Yine yara ve yaralı manasına gelir. Yine hastalık, herhangi bir hastalık manasına gelir ki bu ayeti kerimede de o kastedilmiş olmaktadır. Abdest ile ilgili olaraktan. Ayeti kerimede
Tayyip ifadesi de geçer. Buradaki Tayyip, daha önceki geçen hafta da bunu arz etmiştim, Habis'in zıddı olmuş oluyor. Kur'an'da çok geçer bu mana. Özellikle üç manada tefsir edilir. Yine her birisiyle ilgili birkaç ayet vardır. Tayyip helal, Habis ise haram manasında. Yine Tayyip mümin, Habis ise kafir manasında. Ve güzel manasında böylece Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş olur. Bu Tayyip ifadesi Kur'an'da geçtiği manalar itibarı ile. Evet, yine cünüben ifadesi, buradaki cünüp kelimesi insanın bir organıdır. Çoğulu da cenap diye, taraf manasına da gelir, cemp gibi mesela, o taraf manalarına gelir. Mesela onlarla alınları, yan tarafları dağlanır gibi o manalara da gelmiş olur. Bunun ki Kur'an-ı Kerim'de onun üzerinde bu cünüben veya cent gibi gelmiş olduğu manalarda kısaca mevcut olmuş olmaktadır. Evet, Maide 6. ayetin izahına devam edecek olursak, burada yine Hanefi fakihlerinden olan Ahkam-ı Kur'an adlı eseri olmuş olan Cessas'ın tefsirinde de bununla ilgili bazı noktalara değinilir. Mesela Maide suresinin 6. ayetinde, abdest ayetinde tam 71 tane hüküm çıkartmıştır Cessas. Maide 6'da 71 tane hüküm çıkartmıştır. Yani bu abdest ile ilgili olan bir ayette Hanefi fukahasından olan Cessas 71 tane farklı farklı yorumları ve manaları çıkartmış olmaktadır. Bazı ihtilafi noktaları var. Kafanızı karıştırmamak için detayına onun girmeyeceğim. Ama burada ayet o manada, dedik ki onun için kinaye vardır, müteşabih noktaları vardır. Farklı manalara gelebilecek noktalar vardır. Ama önemli olan neticedir, sonuç hükümdür. Yani diğer bir ifadeyle İslam alimlerinin o noktada yapmış oldukları icma olmuş olmaktadır. Yine ayet-i kerimede mutlak ve mukayyet vardır. Mesela bu mutlak ve mukayyet, bir serbest bırakılan ve kayıt altına alınan mana gibi dört şekilde bu da mütalaa edilebilir. Burada biz konumuzla ilgili olan noktaya gelelim. Mesela iki ayrı hükümde, hükümler ayrı olmakla beraber bu hükümlerin dayanmış olduğu sebep birdir. Mesela abdest ve teyemmümle ilgili olan ayetlerde olduğu gibi, yüzlerinizi ve ellerinizi dirseklere kadar yıkayın. Yüzünüzü ve ellerinizi temiz toprakla meshedin. Burada iki tane ayet var. Şimdi birincisinde eydiye ifadesi, yani eller. Buradaki bu lafız mukayyettir. Yani belli bir kayıt altına alma vardır. İkincisinde ise mutlak olarak zikredilmiştir. Ayetler de böylece, hükümler de farklı farklı bir durumda ele alınmıştır. Biri de abdest, diğeri de teyemmümdür. Teyemmümdür. Sebep ise burada birdir. O da namaza hazırlıktır. Burada asıl olan, dediğimiz gibi nazara verilmekte olan namaza hazırlıktır. Buradaki mutlak da mukayyet üzerine hamledilemez. İkinci ayette eydi lafzı Kur'an nasıyla da tayin ve tespit edilmemiştir gibi, bu manada İslam fukahasının bu konudaki bazı böyle çarpıcı önemli noktalarını aslında nazarınıza vermek için bunu ifade etmiş oldum. Evet, bu konuda İslam alimlerinin tabii ki farklı görüşleri var ama yeri geldikçe, yani önemine binaen bu konuları arz edeceğim. Şimdilik sadece kısa olaraktan ayetin bir de gramer tahliline şöyle bir nazar gezdirelim. Cümle şartiyedir. Yani izâ kumtum, şart cümlesi, izâ şartiyye Arapça edatı olaraktan, aynı zamanda nidanın cevabı olaraktan müstenife olmuş oluyor. Yine ve ercülekum, bu da eydiyekum üzerine matuf olan bir isimdir. Yine ev ala seferin, burada ala seferin car ve mecrur olmuş olup merdaya matuf olmak üzere ona müteallıktır. Yani burada bir mahsuf da vardır. Yani kainine ala seferin, yani sefer durumda iseniz, seferi bir durumda iseniz, burada kainine ifadesi mahsuftur, hasfedilmiş olmaktadır. Bu, diğer bir ifadeyle biz onu takdir etmiş oluyoruz, mukadder olmuş oluyor. Minkum yine car ve mecrur olmuş olup, yine ahadın sıfatına da müteallik olmuş olmaktadır. Minel gâiti ise, bu da car ve mecrur olup,
Câe'ye müteallık olmuş olmaktadır. Yuda yine yuridu ifadesi ise mef'uldür. Önceki usurda mahsuf olmuş olan ilkine de müteallık olmuş olmaktadır. Liyec'ale bu da maslardır. Yine yuridu'ya da müteallıktır. Car ve mecrur olaraktan. Yani çünkü liyec'alenin aslı aslında li'en yec'aledir. Li'en yec'aledir. Arapça gramer kuralı gereği olaraktan. Haraç ise mef'ulün bih'tir. Min zaidedir. Bu da bir derece önceki mecrur ile beraber nekre üzerine dahil olduğu içindir ki buradaki nun da min ifadesi de aynı zamanda zaidlerden olmuş oluyor. Yuridi bu da mahsuf olan ikinci bir mef'uldür. Bu da yüsür manasında. Yani Cenab-ı Hak aslında kolay zorluk istemez kolaylık ister gibi o manayı da ifade ediyor. Velakin yuridi cümlesi ise bu da önceki yuridi cümlesine matuftur. Yine leallekum teşkurun ifadesi de mahalli olmayan müsteinse dediğimiz başlangıç cümlesini oluşturmuş olmaktadır. Gramer kuralı olaraktan. Evet, Maide 6. ayete gelecek olursak vezkur nimetallah. Allah sayıyor onca nimet. Çünkü geçen haftaki Maide baştan beri devam eden onca nimet. Şu nimetleri verdi. Haram olanlardan sakındırdı. Helal dairesi geniştir. Geniş olarak o nimetleri verdi. O halde bunca nimetler verdi. Peki ne yapayım? Vezkur nimetallah. Allah'ın nimetlerini hatırla. Aleykum ve mithaqahu allazi vasakakum bi iz kultum semi'na ve ata'na vettakullah innallaha alimun bizati sudur. Sadakallahu azim. Yani Cenab-ı Hak ayet-i kerimede mealen Allah'ın size vermiş olduğu nimetlerini hatırlayınız. Yani onca vermiş olduğu o nimetler içerisinde size ikram etmiş olduğu, lütfetmiş olduğu, hediye etmiş olduğu o nimetler. Allah'ın üzerinizdeki nimetini. İşittik, itaat ettik dediğinizde sizden aldığı ve kendisiyle size bağışladığı ahdini hatırlayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah göğüslerin özünü bilir, içlerin iç mahiyetini elbette ki Allah bilir. Burada Zeyd bin Eslem der ki, akitler altıdır. Allah adına yeminle verilen ortaklık, alışveriş, nikah ve yemin. Zemahşeri de der ki, zahiren akitler Allah'ın dininde insanlarla yaptığı helali helal, haramı da haram sayma anlaşmasıdır. Biz Rabbimizle böyle bir akit yaptık. O halde o haramdan sakınmamız, o ahdimizi yerine getirmemiz, Rabbimizin nimetlerini anmamız, ona şükretmemiz elbette ki gerekir. Bu ayetin kısaca nüzulüyle ile ilgili noktayı bildirip kıssamıza geçelim. İz kateltüm ifadesi zarf-ı zaman ve vasakakuma müteallıktır. Kateltüm cümlesi ise muzafun ilehtir. İnnallaha alimun cümlesi ise mahalli olmayan müstenife olmuş oluyor. Gelelim kıssamıza, kıssadan, hisse kabilinden. Kayserili hırsızın birisi. Hacı Bektaşi Veli ve Mevlana zamanında bir inek çalar. Nefsine uyar, inek çalar. Daha sonra bu halinden pişman olur ama bir türlü ineğin sahibini bulamaz. Ne edeyim, ne yapayım diye şaşkın bir vaziyette iken sorar soruşturur, derler ki ya Nevşehir'de Hacı Bektaş'ta bak Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri var. Git onun dergahına, ona ver, talebelerine yedirsin. O da kalkar Hacı Bektaş-ı Veli'ye varır. Der ki efendim der. Ben böyle böyle bir yanlış yaptım der. Tevbe ettim. Sahibini bulamadım. Bu konuda bu ineği getirdim. Lütfen bunu kesin, müritlerinize yedirin der. Hacı Bektaş-ı Veli der ki evlat, o haramdır. Onun için yiyemeyiz der. Caiz değildir der. Ama Konya'da Mevlana var. İstersen ona götür der. Adam inekle beraber kalkar. Konya'ya Mevlana'nın huzuruna varır. Mevlana'ya varır der ki efendim der. Ben böyle böyle bir yanlış yaptım. İnek çaldım. Sahibini aradım, bulamadım. Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerine götürdüm. O kabul etmedi haramdır diye. Size göndermemi söyledi. Buyurun ineği siz alın, müritlerinize yedirin. Deyince Mevlana der ki tamam evladım koy oraya, bırak oraya der. Ama efendim bu inek çalıntı ha, çalmıştım der. Tamam evladım der, bırak oraya. Ama efendim der Hacı Bektaş-ı Veli'ye verdim haramdır diye almadı ha der. Tamam evladım, bırak oraya der. Adam bir türlü tatmin olmaz. Merakını gidermek üzere der ki, efendim özür dilerim ama Hacı Bektaş-ı Veli'nin haram deyip almadığı bir şeyi
siz niye alıyorsunuz? Yani nasıl alıyorsunuz? Almanızdaki hikmet noktasını bana söyler misiniz der. O büyük insan der ki evladım der. Mesela der bir yerde bir leş olduğu zaman ilk oraya kim gider? Kargalar gider. Şahinler gider mi? Gitmez. İşte biz de karga gibiyiz. Hacı Bektaşi Veli ise şahin gibidir. Onun için o böyle şeylere tenezzül etmez. Biz kartal gibi olduğumuz için hemen bunun üzerine üşüştük der. İşin son noktasına bakınız. Büyüklerin büyüklüklerine bakınız. Adam merakını bir türlü gideremez. Kalkar Hacı Bektaşi Veli Hazretlerine yine varır efendim der. Bak sizin kabul etmediğiniz o ineği Mevlana kabul etti. Acaba kabul etmenizdeki efendim hikmet nedir der. Niye siz bunu kabul etmediniz der. Bunun üzerine Hacı Bektaşi Veli Hazretleri de der ki evladım der. Mesela der bir okyanusa der. Bir leş düşse der. O leş o koca okyanusu kirletir mi der. Adam der ki hayır efendim der. O okyanus o leşi yer bitirir yok eder değil mi? Ortadan kaldırır değil mi? Evet efendim der. İşte der Mevlana der o okyanus gibidir der. Ama bir göl içerisine bir göle der. Eğer şey düşmüş olsa bir leş bir pislik azıcık bir şey de düşmüş olsa ne olur? Hemen der o göl bulanır değil mi der. İşte Mevlana der okyanus gibidir der. Biz ise göl gibiyiz der. O kendi içerisine ne düşerse düşsün, o kendi içerisinde onu öğütüyor, bitiriyor, yok ediyor. Biz de işte küçük bir göl gibi olduğumuz için, ondan dolayı çabuk bulandığımızdan dolayı onun için almadık. Burada önemli bir noktayı ifade edeyim. Aslında bütün problemler, kavgalar küçüklerden çıkıyor, büyüklerden çıkmaz. Büyükler kavganın sebebi değildirler. Büyükler başkalarını büyük gösterirler. O nasıl, niye böyledir, niye şöyledir diye Hacı Bektaşi Veli yapmadı. Mevlana da Hacı Bektaşi Veli'ye kınamadı. İkisi de kendilerini küçük gösterdiler, muhataplarını da büyük gösterdiler. İşte büyüklüğün ve büyük olmanın göstergesi budur. İnşallah bu büyüklerden diğer küçükler ibret ve ders alır da inşallah kavga etmekten vazgeçerler. Evet, onlar bir tohum ekti. Necip Fazıl'ın şu şiiriyle çoktan okumaya arzu ediyordum, son vereyim. Utansın. Tohum saç bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey git ökü heylan, koşmana bak sen. Çatlarsan doğuran kısrak utansın. Eski çınar şimdi Noel ağacı. Dallarda iğreti yaprak utansın. Ustada kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın. Ölümden ileride varış dediğin, geride ne varsa bırak utansın. Ey bin bir tane de solmayan tek renk, bayraklaşamıyorsan bayrak utansın. Bu duygu ve temennilerle Allah'a ısmarladık. İlahi.